Evet arkadaşlar, bu dördüncü ünitemizde üstel ve logaritmik fonksiyonlarda hatırlarsanız. Şimdi bu ünitenin de önemli sorularından birisi bu. Çünkü logaritmanın özelliklerini sorgulayan bir soru. Şimdi logaritmanın özelliklerinden bir tanesi verilmiş. Diyoruz ki evet, bir a tabanına göre iki sayının çarpım logaritması diyoruz ki şöyle yazılabilir. Evet, a sıfırdan büyük, x ve y pozitif gerçel sayı olmak üzere diyoruz ki a tabanına göre iki sayının çarpımı a tabanına göre x, a tabanına göre y şeklinde yazılabilir. Şimdi aşağıdaki sorular, şıklara bakarsak hangisi bu kuralı uygulamıştır, hangisi doğrudur diye soruluyor. Şimdi birinci A şıkkımıza bakarsak logaritma 2 tabanına göre 15'i nasıl yazabiliriz? Şimdi 15'i şöyle düşünürsek 3 ile 5'in çarpımı olarak düşünürsek dolayısıyla sol taraftaki nasıl yazılabilir? Logaritma 2 tabanına göre 5 çarpı 10 gibi düşüneceğiz. Dolayısıyla A şıkkı doğru değil. Yani bunu nasıl yazabiliriz? Doğrusu şu şekilde olacak. Diyoruz ki bunu 2 tabanına göre 3 artı 2 tabanına göre 5 şeklinde yazabiliriz. Bize soruda nasıl verilmiş? Logaritma 2 tabanına göre 5 artı logaritma 2 tabanına göre 10. O anca ne olabilir? Logaritma 2 tabanına göre 50 olur ki dolayısıyla doğru değil. Evet, ikincisi logaritma 5 tabanına göre 10, logaritma 5 tabanına göre 2, 5 tabanına göre, pardon 3 tabanına göre, 3 tabanına göre 10, logaritma 3 tabanına göre 2 artı logaritma 3 tabanına göre 8 olarak verilmiş. Şimdi yukarıdaki kuralımıza bakarsak bunu nasıl yazabiliriz sağ tarafı? Logaritma 3 tabanına göre 16 olarak ifade edebiliriz. Sol taraftaki ifademize eşit değil. Dolayısıyla bu da doğru değil. Evet, üçüncüsü logaritma 4 tabanına göre 15. Logaritma 4 tabanına göre 5 artı logaritma 4 tabanına göre 2 şeklinde verilmiş. Yine sol tarafa sağ tarafa bakarsak nasıl yazabiliriz? Logaritma 4 tabanına göre 10 şeklinde yazılabilir. O zaman diyoruz ki bu da doğru değil. D şıkkına bakarsak logaritma 5 tabanına göre 12, logaritma 5 tabanına göre 3 artı logaritma 5 tabanına göre 7 şeklinde verilmiş. Yine sağ tarafa bakarsak bu logaritma 5 tabanına göre 21'e eşit olacak. Bu taraf ise logaritma 5 tabanına göre 12. Dolayısıyla bu da doğru değil. Evet, son şıkkımıza bakarsak logaritma 6 tabanına göre 24, logaritma 6 tabanına göre 3 artı logaritma 6 tabanına göre 8 olarak yazabiliriz. Gerçekten de logaritma 6 tabanına göre 3 ile artı logaritma 6 tabanına göre 8, logaritma 6 tabanına göre 24'e eşittir. Doğru seçeneğimiz E şıkkıdır diyoruz. Evet, şimdi bu soruda da üstel ifadelerin özelliklerini bilmek gerekiyor. Şimdi onları yazarsak A üzeri X çarpı A üzeri Y, yani tabanlar aynıysa üstlerin toplandığını biliyorduk. Aynı şekilde bölme ise bunu diyoruz üstlerin farkı olarak yazıyorduk. Evet, bir diğer özelliğimiz de üstleri Y eşit A üzeri X çarpı Y şeklinde yazıyorduk. Evet, şimdi buradaki ifadede şu özelliği kullanmamız gerekiyor. Diyoruz ki 10 üzeri 2x artı 1 eşittir. 1'i şöyle düşünebiliriz. 10'un 3. kuvveti x şeklinde yazabiliriz.
Buradan diyoruz ki 10 üzeri 2x artı 1 eşittir 10 üzeri 3x. Evet, buradan hemen şu özelliği de hatırlarsak, a üzeri x eşit a üzeri y ise x eşit y olmalıdır. Evet, burada 10 üzeri 2x artı 1 eşittir 10 üzeri 3x olduğuna göre 2x artı 1'in 3x'e eşit olması gerekiyor. 2x artı 1 eşittir 3x. Evet, bu denklemi çözmemiz gerekiyor. O zaman diyoruz ki buradan 2x'e eşitliğin öbür tarafına atarsak 1 eşittir 3x eksi 2x. Evet, 3 tane x'ten 2 tanesini çıkarırsak 1 tane x kalacak. O zaman diyoruz ki x değeri eşit 1'dir. Yani doğru cevabımız B şıkkıymış. Bunu kontrol edebiliriz. Bakın 10 üzeri x yerine 1 yazarsak 10'un 3. kuvveti olacak. 1'e eşit. Sağ tarafta da x yerine 1 yazarsak 10'un 3. kuvveti olacak. O halde denkle eşitliğimiz de sağlamış oldu. O halde doğru cevabımız B şıkkıdır diyoruz. Evet, şimdi bu soruda da arkadaşlar yine önemli ve kilit sorulardan birisi. Çünkü 3 özellik bir arada sorgulanmış. 3'ü bir arada gibi. Bir, logaritmanın toplam özelliği biliniyor mu? İkincisi, farkla ilişkin özellik. Bir diğer kavramı da yine soruyu çözerken göstereceğiz. Şimdi buradaki ifademize bakarsak, logaritma 3 tabanına göre 5 artı logaritma 3 tabanına göre 4 eksi logaritma 3 tabanına göre 20 işleminin sonucu soruluyor. Burada hemen toplam özelliğini bilmemiz gerekiyor. Şu özelliğe bakarsak, diyoruz ki bunu şöyle yazabiliriz. Logaritma 3 tabanına göre 5, logaritma 3 tabanına göre 4. 5 çarpı 4 olarak yazabiliriz. 5 çarpı 4 eksi logaritma 3 tabanına göre 20. Evet, fark özelliğini hemen şuraya ifade edelim. Logaritma a tabanına göre x bölü y eşittir logaritma a tabanına göre x eksi logaritma a tabanına göre y şeklinde yazabiliriz. O zaman diyoruz ki bu ifadeyi logaritma 3 tabanına göre 5 ile 4 çarptık 20 bölü 20 şeklinde yazabiliriz bu özellik gereği. O halde bu da logaritma 3 tabanına göre 1 demektir. Şimdi bu soruyu logaritmanın özelliklerini hatırlayarak veya logaritmanın tanımını hatırlayarak da söyleyebiliriz. Logaritmanın anlamı şudur arkadaşlar. Şimdi burada 3'ün hangi kuvveti 1'dir? Bize onu soruyor bakın. Buradaki ifadelerin hepsi o anlamda. Logaritmayı da tekrar etmiş olalım. Logaritma 3 tabanına göre 5'in anlamı şu. 3'ün hangi kuvveti 5'tir dediğimiz zaman bulduğunuz değer size onu ifade edecek. O zaman buradan hemen tanımdan hareketle 3'ün hangi kuvveti 1'e eşittir? Biliyoruz ki 0. kuvveti. O zaman diyoruz ki logaritma 3 tabanına göre 1 0'a eşittir. Evet, gördüğünüz gibi burada 3 özellik birden kullanılmış. Yani 3'ü bir arada toplam özelliği, fark özelliği yani ve üçüncüsü de logaritmanın direkt tanımı veya a tabanına göre herhangi bir tabana göre sıfır özelliği kullanılmış. Dolayısıyla bu üç özelliği birleştirip sorumuzu çözersek doğru cevabımız A şıkkı olacak.